Önce bir XD grafiğini başlatalım arkadaşlar. Bir XD grafiği. Neydi XD grafiği? Yani X neydi? Konumdu. Bir konum zaman grafiği. Şimdi arkadaşlar konum zaman grafiğinde şu tür grafikleri görebilirsiniz. Mesela bir grafiğimiz şu olabilir. Eğer böyle bir eğimli çizgi görüyorsanız bu sabit hızlı hareket demektir arkadaşlar. Bu şekli de görürseniz sabit hızlı harekettir. Bunu da görürseniz sabit hızlı harekettir. Bunu da görürseniz sabit hızlı harekettir. Kısaca da XT grafiklerinde eğimli bir çizgi görmek size sabit hızlı hareket olduğunu tanımlar. Peki sabit hızlı hareketi tanımladık. Gelin bunların VT grafiklerini çizmeye çalışalım. Bir XT'den nereye geçeceğiz arkadaşlar? Bir VT grafiğine. Geçiş yapmaya çalışalım. Bakın nasıl bir hareketti bu? Sabit hızlı hareketti. Buna 1 diyelim. Bunun grafiği budur arkadaşlar. Bakın sabit hızlı hareket yapıyor. Neden yukarı çizdim? Çünkü yukarı doğru gittiği için VT'de yukarı çizmek zorundayım. Peki bu grafiği çizmeye çalışalım. Bu nasıl hareketti arkadaşlar? Sabit hızlı hareketti. O zaman nereye doğru gidiyor bu? Aşağı doğru. O zaman nerede çizilmek zorunda arkadaşlar? Aşağıda çizilmek zorundadır. Şimdi arkadaşlar XT grafiklerinde bir de parabolik hareketler vardır. Onları görmeye çalışalım. Bakın bir XT grafiği. Bir parabolle karşılaştık. Bana derler ki bu grafik nedir? Nasıl hareket yapıyor? Bu nedir arkadaşlar? Düzgün, hızlanan harekettir. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Bunları anlamanın bir sürü yolu var. Çok özel teknikleri de var, pratik yolları da var. Ben bir tanesini söyleyeyim size. Grafiği tam ortadan ikiye bölün arkadaşlar. Birinci yarıdaki yer değiştirmeyle ikinci yarıdaki yer değiştirmeye bakın. İkinci yarıda daha çok yol aldığına göre nasıl bir hareket yapmıştır? Bu hızlanan hareket yapmıştır. Veya öbür mantığı nedir arkadaşlar? Eğimleri kullanırsınız. Tanjant eğimlerine girersiniz. Bakın eğim çizgim gitgide ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Arttığına göre nedir? Hızlanan bir harekettir. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar size. Mesela şöyle bir grafik. Nasıl bir harekettir diye sorarlar. Mesela bir parça kullanırsanız bakın birinci zamanda şu birinci bölgede çok yol değiştirmiş. İkinci de daha az yol değiştirmiş. O zaman nedir bu? Düzgün, yavaşlayan harekettir. Peki tanjant eğimleriyle yapmaya çalışırsak bakın eğim gitgide ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. O zaman bu nedir? Eğim gitgide azaldığı için düzgün, yavaşlayan bir hareket olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki XT grafiklerinden VT grafiklerine geçmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar. XT grafiğimiz bir parabolik hareket olsun. VT çizilmesi istendi. Şimdi nasıl bir hareketti arkadaşlar bu? Düzgün, hızlanan hareketti. Şimdi arkadaşlar bu düzgün hızlanan hareket olduğu için VT grafiğindeki cisim de ne yapmalı? Şu T ekseninden uzaklaşmak zorundadır. Bakın bu bir düzgün hızlanan harekettir. Çünkü hızımız ne oluyor devamlı olarak? Bir artış veriyor. Peki arkadaşlar. Neden artı bölgede çizdim? Çünkü XT grafiği nereye doğru gidiyor? Yukarı doğru gidiyor. XT'lerde yukarıya doğru gidiş artıdır. Aşağı doğru gidiş nedir arkadaşlar? Eksidir. Peki benim VT'de artı bölgem neresi? Burası. Eksi bölgem neresi? Burası. Bundan dolayı bu grafiği nerede çizdim arkadaşlar? Burada çizdim. Bakın bir tane daha deneyelim. Bir XT grafiği. Nasıl bir hareketti arkadaşlar? Düzgün, yavaşlayan hareketti. Çizelim VT'sini. Şimdi yavaşlayan hareket. Grafiğimiz nereye doğru gidiyor? Yukarı doğru gidiyor. Yani bana diyor ki artı bölgede çalış diyor. Yavaşlama demek ne demektir arkadaşlar? T eksene doğru çizgim ne olmalı? Gitgide azalma. Bakın hızım gitgide ne oluyor? Sıfırlanıyor. Parabolik hareketlerde bunlara dikkat edeceksiniz. Yani grafiğiniz yukarı mı gidiyor? Aşağı mı gidiyor? Onları kontrol etmek zorundasınız. Mesela şu soruyu çözelim. Bir XT grafiği. Şöyle bir hareketimiz olsun. İki grafik bir arada. Bana dedi ki VT grafiğini çiz bunun dedi. Başlıyorum. Nasıl hareketti arkadaşlar? Dersin başında anlattığımdan bu. Düzgün, yavaşlayan hareketti. Bu nasıl hareket arkadaşlar? Düzgün, hızlanan hareketti. Teğetlere bakarak yapın arkadaşlar. Rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi şu birinci parçayı yapalım arkadaşlar. Şimdi düzgün, yavaşlayan hareket. Grafiğim yukarı doğru gittiği için ne diyor bana? Artı bölgede çalış diyor. Bakın artı bölgede yavaşladım. Çok güzel. Bu ne diyor bana? Hızlanan bir hareket yapacaksın ama aşağı doğru gidiyorum diyor. O zaman eksi bölgeye geç diyor. Aşağıda hızlanan bir grafik çiz diyor bana. Bakın. T ekseninden uzaklaşarak da ne yaptım? Hızlanan bir grafik çizdim. Bir tane daha deneyelim arkadaşlar.
Mesela şöyle bir grafik olsun. T olsun, 0 olsun, 2T olsun. Bana dedi ki bunun VT grafiğini çiz. Başlıyorum. Nasıl hareket arkadaşlar? Düzgün, hızlanan hareket. Bunları görün artık. Bu nasıl hareket arkadaşlar? Düzgün, yavaşlayan hareket. Dediğim gibi teğetlere bakarak yapın. İsterseniz yine göstereyim. Bakın. Teğeti görüyor musunuz? Yüksekti. Gitgide teğetim ne oluyor? Yavaşlıyor. Şimdi bu grafik düzgün hızlanan hareket. Nereye doğru gidiyor grafiğim arkadaşlar? Aşağı doğru. Yani diyor ki bana eksi bölgede hızlanan bir hareket çiz. Hızlandım. T'den uzaklaştım. Bu neydi arkadaşlar? Yavaşlama. Ne diyor bana? Aşağı doğru gidiyorum. Aşağıda yavaşlat beni diyor. Yavaşlattım. 0, T, 2, T. Böylece XT grafiğinden VT grafiğine rahatlıkla ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu kurallarla geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar VT grafiğinden AT grafiğine geçiş yapalım. Bir VT grafiğimiz. Grafiğimiz şöyle olsun. AT'sini çizmeye çalışacağız. İvme yani A demek ivmeydi. Bu nasıl bir hareketti arkadaşlar? Düzgün, hızlanan hareket. Eğer bir cisim düzgün, hızlanan hareket yapıyorsa ivmemiz nerede olmalı arkadaşlar? Sabit olmak zorunda. Hangi bölgede? Yukarıda olmak zorunda. Çünkü neden? Burası neyi gösteriyordu arkadaşlar? Eğer VT grafiği yukarı doğru gidiyorsa ivme yukarıda çizilmek zorundadır. Mesela bu bir olsun. Şu grafiğin bana ivmesini çiz dedi. Nasıl hareket arkadaşlar? Düzgün, hızlanan hareket. İvme nasıl olmalı? Sabit olmalı. Grafiğim nereye gidiyor arkadaşlar? Aşağı. Aşağı gidiyorsa aşağı çizeceksin. O kadar basit. Bir tane daha yapayım. Çünkü bir sürü var bunlarda arkadaşlar. Mesela 3 nolu grafiği çiz dedi bana. Hareketim bu. Bu sağ ve hızlanan hareket. Yani pardon, bu nasıl bir hareket arkadaşlar? Yavaşlanan hareket. Önemli değil yavaşlaması şu anda benim için. Bu grafik nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Yukarı doğru gidiyor. Yukarı doğru gidiyorsa ivmeyi nerede çizmek zorundayım? Yukarıda çizmek zorundayım. Kural bu. Yukarı gidiyorsa yukarıda çiz. Aşağı gidiyorsa aşağıda çiz. Böyle olarak bütün grafikleri çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Bakın ben hemen hızlı bir şekilde nasıl çözebildiğimi size göstereyim. Mesela şöyle bir grafiğim olsun. Bana diyor ki AT grafiğini çiz diyor. Başlıyorum. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Yukarı. Yukarıda çizdim. Tık tık tık. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Aşağı. Nerede çizeceğim? Aşağıda çizeceğim. Nereye gidiyor arkadaşlar? Aşağı. Nerede çizeceğim? Aşağıda. Nereye gidiyor arkadaşlar? Yukarı. Nerede çizeceğim arkadaşlar? Yukarıda. Bitti. Ben şu anda bir VT grafiğinden AT grafiğine çok hızlı bir şekilde ne yapabilirim? Geçebilirim. Şimdi arkadaşlar AT'den geriye doğru dönüşler yapabilmeniz gerekiyor. Çünkü AT grafiğinden VT'ye, VT'den X'e geçmeliyiz. Gelin bir AT grafiğinden VT grafiğine geçelim. Yalnız kuralımız neydi unutmayın. Şöyle bir kural tablomuz vardır. X, V ve A diye bir şemamız vardır. Aşağı doğru inmek istiyorsanız eğim bulacaksınız. Yukarı çıkmak istiyorsanız alan bulacaksınız. Yani ne demektir bu? X'in eğimi V'yi verir. V'nin eğimi A'yı verir. A'nın alanı hızı verir. Hızın alanı yolu verir. Yani bunlar aslında değişim miktarlarını verir. Net olarak değil de değişim miktarıdır. Bunu kullanarak rahatlıkla bütün grafiklere geçebiliyorum. Bakın elimde bir AT grafiği var. Şöyle bir grafik olsun. İki parçalı. Bana dedi ki T2T sayıları da koyayım. Bana dedi ki başlangıç şartı da koyalım. Başlangıç şartlarına dikkat edeceksiniz. Bunun VT grafiğini çiz dedi. Başlıyorum arkadaşlar. Bakın VT grafiği nasıl çizeceğim. Şimdi bir kere krokiyi çizelim. Kroki olarak çiziyorum hızlı bir şekilde. Grafik nerede? Artı bölgede. Grafiğin artı bölgede olması neyi gösteriyor bana? VT grafiğinin yukarı doğru çıkması gerektiğini gösteriyor. Şartı da uydum. Zaman sıfır olduğu için sıfırdan başladım. İvme ne arkadaşlar burada? Sıfır. İvmenin sıfır olması hızın ne olması demektir? Sabit hızlı hareket yapması demektir. Cisim sabit hızlı hareket yapıyorsa ivme nedir arkadaşlar? Yoktur. İşte şu anda ben bir AT grafiğinden VT grafiğine ne yaptım? Çizdim. Sayısal değer derseniz şu alan neyi verir bize arkadaşlar? AT. O zaman şuradaki sayı da AT değerine eşit olmak zorundadır. Peki diyeceksiniz hocam bana XT grafiğini çizer misiniz? Hadi çizelim XT grafiğini. Neydi XT grafiğimiz? VT grafiğinin alanıydı. Önce krokisini çizeyim. Nasıl bir hareket arkadaşlar bu? Hızlanan. Neydi? Yukarı doğru bir parabol. Bu nasıl bir hareket arkadaşlar? Sabit hızda. Sabit hızda olduğuna göre nerede? Artı bölgede. O zaman grafiğim nereye doğru gitmeli? Yukarı doğru gitmek zorundadır.